Oğlum hadi kalk. Açın kapıyı. Ay ben bu adama dayanamıyorum. Anne 5 dakika daha ya. Aç kapıyı Nurgül. Anne bu ses. Anne biraz daha uysaydım ya. Aç kapıyı kızım. Benim baban. Dur kızım açma kapıyı. Açma. Tamam ya. Anne. Ha. Çay koydun mu? Koydum. Ama sabah servisimiz kapanalı çok oldu. Allah Allah ya. Ya anne fondötenimi bulamıyorum. Havaya karışmıştır kızım. Diyorsun. Biraz temizliğe yardım etsen bulaşır o yüzüne. Sen neyi kapatacaksın o fondöteni? Her şeyi mi kapatacaksın? Oğlum zift getirdim. Bana sabah sabah. Bana bak. Kavga etmeyin gözünüzü oyarım ha. Aç televizyonu. Kumanda bende değil. Ben de bulamıyorum. Aramıyorsun gerizekalı. Göz gezdiriyorsun çünkü. Gözümden geleni yaptım. Aç işte ya. Açın kapıyı. Kumanda bende. Cebimde. Dur kızım açma kapıyı. Bugün de televizyon izlemeyi verin. Anne. Ha? Bana yemek koysana ya. Ne oldu senin ayağına? Ne oldu anne benim ayağıma? Ayağına ne oldu senin çocuğun? Şey yok anne benim ayağımda. Kalk kendin koy o zaman yemeğini. Ben yemeyeyim anne. Ben aç gideyim işe. Ben öleyim anne. Kızım kalk abine yemek koy. Ben niye koyuyorum ya? Kurağı çektim, sen çıktın. Yapma be! Abin de birinci yedi. Şansa bak, Allah kahretsin. Şu da işe gitsin. Şu derken? Şu derken Almanca'da piç demek oğlum. Anne sen benden hoşlanmıyorsun ya. Kalk üstünü giy, yürü. Allah Allah. Yürü. Anne ekmek yok. Anne ben alamam, vallahi geç kaldım ha. Açın kapıyı! Ha, baban alır. Necdet! Hı? Ekmek al da gel. Ekmek? Ekmek Necdet. Hani şu fırınlarda pişen, çavdarlı, tahıllı. Bir de ünlülere fiyatını soruyorlar da onlar da bilmiyor. Bildin mi? He, ben bildim, bildim. Hadi çabuk git. Hemen alıp geliyorum ben de. Anne, şimdi ben bu ceketlerden hangisini giyeyim? Üst üste giy, hava soğuk. Diyorsun. Anne saat 2 olmuş, beni niye uyandırmıyorsunuz ya? Vallahi biz çok denedik canım da sen anca 2'de uyandın. Bak bak laflara bak ya, ben şimdi ne söyleyeceğim Levent Bey, ne sallayacağım? Aa, sepeti salla. Ne? Oğlum baban ekmeği getirecek, salla sepeti. Anne ya. Haydi. Anne ben dışarı çıkabilir miyim? Kızım bu kapıda bu eve girmek için can atanlar var. Ev sen çıkarsan baban girer olmaz. Doğru. Aynen. Anne. Ha? Ekmek. Aa vallahi ekmek. Teyit ettiğimize göre masaya koyabilirsin. Anne. Ne var? Benim gömleğim nerede? Oğlum nereye çıkardıysan oradadır. Mutfakta yok. Buzdolabına bak. İçine. Hayır gerizekalı üstüne. He. Üstüne koymuşsun. Ya anne fondötenimi buldum. Ne diyorsun? Evet. Kızım biz bunu kutlayalım. Biz ne yapalım biliyor musun? Her yerimizi boyayalım. Bunu böyle festival haline dönüştürelim. Hı? Adı da birinci geleneksel yüz boyama festivali olsun. Nasıl? Sanki isminiz... Salak. Yürü git. Anne. Ne var? Şükran teyze arıyor. Ay ne diyor? Açın kapıyı diyor. Ha bugün de herkes aynı şeyi soruyor. Ya yok. Babam herhalde yukarı çıkmış da açayım mı kapıyı diyor. Ay açsın. Valla beni de acıktırdınız he. Aç mısın? Açacak mısın Şükran teyze? Hadi gel yemeğini hadi. Açın kapıyı! Nereye giderseniz gidin bulurum sizi. Alt kata taşınmak nedir be ha? Pardon. Allah'tan ben çocuğu değilim babanızın. Ya genetiği bana da bulaşsaydı? Biz taşınmadık Necdet. Hayır taşınacak olsak bir alt kata mı taşınırız be adam? Hı mantıklı. Yani en güzeli giriş kat değil mi anne? Sen yemeğini ye. Bir zekalı. Telefon çalıyor bir rahat dur. Kim o kim? Aha Levent Bey arıyor ses çıkarma. Aa dur. Sus bir. Sus kız. Kovulmasa tamam. Efendim Levent Bey buyurun efendim. Ben geldim efendim evet. Geçtim efendim. Otobüsteyim efendim aynen. Ne yapacağımı şaşırdım otobüsü kaçırdılar efendim. Açın kapıyı. Açın lan kapıyı. Açın kapıyı. Açın oğlum kapıyı. Lan buradan açılmıyor oradan açılıyor be. Yapmayın ne olur yapmayın telefondan almayın. Lan benden çok heyecanlanıyor ya. Anne Bilal beni almaya gelebilir mi? Gelsin. Sana ne oluyor? Ne demek sana ne oluyor? Beni de bırakın. Hayır ya anne çocuğa saçma sapan sorular sorup duruyor sonra. Ne sorusu kız? Bil al sorusu. Elimde 50 kuruş var. Bil al diyor. Akdeniz Türkiye'nin neresinde kalıyor diyor. Bilal ne diyor bu soruya? Aşağısında kalıyor diyor anne. Zehir gibi çocuk anne ya. He. Oğlum Bilal'in beynini bu kadar yorma. Götürün abini işe bırakın. Hatta babanızı da alın şöyle aşağılara bir yerlere bırakın. Acıktım. Ay bir an ayıldım dedi sandım. Anne babama yemek götüreyim mi? Götür, anası kılıklı kızım benim, götür. Anneciğim benim son bir kılık kıyafetime bak şöyle, ben okey miyim? Vallahi babası kılıklı olmuşsun. Sen benden hoşlanmıyorsun anne. Hadi. Zil çalıyor, kapıya bakın. Vallahi oraya saatlerdir sabit bakan sensin Necdet, sen bak. Ay, Bilal geldi zar. Anneciğim öpüyorum. Hay hay. Görüşürüz. Hadi olsun. dikkat. Kendine inşallah geç kalmam bende diye düşünüyorum. Geç kalırsan kapıda kalırsın. Allah sizi kahretmesin. Şişt.
Buraya gelin. Ne oldu? Şeyi unuttum. Gel gel gel. Şunları toparım. Gel. Dua ben ya. Gel. Nimet'i döktüm. Tövbe estağ. Merhaba Nevzat amca. Kapıda kalmışsın yine. Kağıt kalem var mı? Var. Ver. Kalem de geliyor. Ver. Anne, babam mektup yollamış. Ne yazmış? Okunmuyor. Ya ver şunu ya Allah'ım yarabbim. Okunmuyor. Ver bakayım. Okunmuyor. Bir gönder ne yazmış? Şunu Doğan. Oha, cevap geldi. Ne yazıyor? Okunmuyor. Neyse, sen misafir misin? Evet. Açın kapıyı, misafir geldi. Ben artık açıyorum. Tamam, hadi. Hadi. Yarım aç, baban girmesin bak. Baban gitti. Ne oldu lan? Hoş geldin. Bu kız güzel, bunu al. Aa, bak girmesin dedim. Nurgül ne haber? Ne yazdı kağıda? Sen ne yazdın? Sen ne yazdın? Sen ne yazdın? Sen ne yazdın? Sen babacığım. Ne... Bir dakika. Sen tamam, ne yazdın? Tamam, dur sakin. Biz bir şey yazmadık. Bey adam sen yazmışsın. Ne yazdın? Ha, ben yazdım. Hı. Ben 11-11-81 yazdım. Sen nasıl hatırladın o günü bakayım? Ben o tarihi hiç unutmadım ki Nurgül. Evlilik yıl dönümümüz kutlu olsun. Vay vay. Babam araları araları. Siz hala burada mısınız? Çıkın. Babacığım, örnekler babacığım. Hadi. Hoşça kalın. Hadi, 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 hadi. Hadi. Devam et, devam et. Kapatın kapıyı. Nurgül, sana hediye aldım. Aa. Vallahi. Bir de hediye. Ha, bu değil. O ne be? Bu başka. Dur, neredeydi hediye? Ha, ay. buldum. Bilsem vallahi daha önce alırdım içerisini. Bak, sana bunu aldım. Kolye mi aldın, Necdet? Ha, kolye aldım. Ay, hadi tak. Takayım. Hadi. Dur, hemen takıyorum. Necdet, bana. Pardon. Yani. Sana takıyorum. Hadi. Aa, ay dur, gözüm. Taktım. Aa. Nurgül çok yakıştı ha. Ha, vallahi yakıştı. Biz var ya biz, şimdi bunu kutlayalım, ben gideyim bir şeyler alayım. Necdet! Şaka, şaka, şaka. Vallahi sen beni sevmiyorsun ha. Yalan dolan bunlar. Değil ya, ben seni çok seviyorum ya. Çok seviyorum ya ben seni, Nurgül. Ben var ya, bu haldeyken herkesi çift görüyorum. Bir tek seni tek görüyorum. Neden? Çünkü sen benim tek ve biricik karımsın. Seni çok seviyorum Nurgül. Necdet ben buradayım. Buradayım ben. Benim. Nurgül. Sarılalım mı? Sarılalım Allah'ın cezası. Sarılalım. Kalk. Açın kapıyı. Vallahi çıldıracağım ya. Bugün bari içmeseydin Necdet. Ben bugün içmeyeceğim de ne zaman içeceğim Nurgül? Benim içim yanıyor, içim. Reflüdendir o. Oğlum hadi Faruk. Faruk. Anne, ne yapıyorsun ya? Seni uyandırmayı eğlenceli hale getiriyorum çocuğum. Anne bir bıkmadın beni uyandırmaktan ya. Sen de uyumaktan, hadi. Anne! Hah. Kıyafetim nasıl olmuş? Prosedürlere uygun. Ne? Açın kapıyı, ben de bakacağım. Dur kızım, açma kapıyı, açma. Ne oluyor buna, ne bu hal? Defilen var ya abi. Ne defilesi lan? 2019 Zeytinburnu kız isteme kreasyonu. Ne? Annem oğlun tam bir gerizekalı. Bana bak, düzgün konuş. Anneciğim, oğlun tam bir gerizekalı. Ha? Şöyle, ne dediğin anlaşılsın. Siz var ya, benimle anlaşamayan böyle çok nadir kadınlardansınız ha. Aa, anlaşanlar da mış gibi yapıyor olmasınlar abi. Sen sabah sabah beni mi sınıyorsun? Seni sınamıyorum. Çıldırtma beni. Bana bak, didişmeyin yine. Hadi sen de elini yüzünü yıka çabuk. Anne onu yapınca uykum kaçıyor ya. Oğlum, hadi gelirler birazdan. Geldim ben. Açın kapıyı. Kim geliyor? Bilaller. Niye? İstemeye. Ya şimdi ben de zaten sevinsem miyim? Sen işte açılgını mı dövsen bilemedim. Anne bu bulundum kişi. Yattı. Abinim ben senin. Ben de senin kardeşinim. Ben niye sizin annenizim? Dokunma. Nereden gördün ya? Ay sana demiyorum ne işte. Anne. Babam yine dışarıda mı kalacak? Aman, Bilaller gelince alırız içeri. Şimdi hiç çekemem babanı. Ben vermem oğlumu.
O benim bir tanecik oğlum. Anne babam uçmuş, beni isteyecekler sanıyor. Vermezsen kaçarım baba. Kaçma oğlum. Ay, seni kim istesin? Kalk hadi üstünü çıkar. Ne giyeceğim ben? Abiye giy oğlum, yakışır. Abiye, abiye yakışmaz. Bir kere gül ya, bir kere gül ya. Anne, 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 kahve kavanozunu kırdım. Ay nasıl becerdi? Ben şimdi bunun provasını yapacaktım. Ama yapamadım. Kahvenin provası mı olur salak? Bak. Anne bak, bana bir şey söyle. Lan git giyin. Vallahi geberteceğim ha. Anneciğim, şimdi Bilaller beni istemeye gelemeyecek mi? Kahve yok ya. Doğru. Bak kahve yok diye evde kaldı. Gördün mü? Dur, baban alır. Necdet, kahve al da gel. Kahve? Kahve Necdet. Hani çekirdeği olan. Genelde seni ayıltmak için kullanıyoruz. Bildin mi? Bildim, bildim. Ben de. Ama kahve nerede? Anne, bu akşam babamı alacaksın değil mi eve? Bak tanışma yemeğinde de yoktu. Bilal'in annesi, Nurgül Hanım'ın eşi yok mu demiş. Kızım ben eşine az rastlanan bir anneyim, bilmiyor musun? Benim çorabım nerede kız? Hangi çorabın? Ayağıma giydiğim sığır. Alt komşu da sığır. O ne demek ya? Vallahi geldi dedi ki sizde fazladan bir çift var mı? Ben de seninkilere kıydım. Dalga mı geçiyorsun? Dalga mı geçiyorsun? Balkondan toplarken düştü gitti size. Allah Allah ya. Ya ben onu mu diyorum, onu mu diyorum? Bir kalk, bunu diyorum salak. Oğlum onu çamaşır sepetine at. Allah bilir kaç günlük o. Anne daha üç günlük tertemiz çorap. Bir bak. Anne bak. Allah aşkına bir bak. Çabuk giy. Allah'ım geldiler. Tamam. Geldiler. Heyecan yapma. Sen kapıyı aç. Babanız işten gelecek. Çaktırmayın. Sen de düzgün dur. Geç şöyle. Açıyorum. Aç aç. Bismillahirrahmanirrahim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Bilal yok mu? Arabayı park ediyor. Aman aman aman. Bak bakayım, bak bakayım morarmış mı? Morara yazdı. Hayırdır ne oldu? Buz var mı buz? Kızım buz getir. Ne oldu? Kaza mı yaptınız? Hayırdır? Yok kaza değil efendim ya. Tam apartmanın köşesini döndük. Bir adam çıktı karşımıza. Önümüzü kesti, para verin dedi. Hayır yani veremeyeceğimizden değil de yani öyle mi istenir para yani? Nasıl istenir? Efendim? Adam çıkmış karşınıza, para verin demiş. Başka nasıl istenir? Oğlum git babanı ara sen. Ay vallahi geçmiş olsun. Tüh size denk gelmiş. Ben Zeytinburnu'nda hiç görmedim böyle bir olay. İyi akşamlar. Hoş geldin. Aa, baba ne oldu? Yok bir şey yok. Kim yaptı baba? Yok bir şey oğlum. Ne yaptınız babama? Abi dur. Allah Allah. Adamın biri çıktı, para istedi, vermedi. Keşke verseydin. İyi tamam, aradın babam. Aradım. Ne diyorsun? Trafikteyim, siz başlayın, ben geleceğim diyor. Oğlum Elazığ'dan gelen adam var. Baban nereden geliyor? Tamam. Biraz daha buz getirelim ister misiniz? Yok yok gerek yok. Zaten biz alışığız böylelerine. Siz videotekini görün. Ha öyledir. Ne yok şu ya? Neyse kızımız bir kahve yapsın da biz de bu tatsız olayı unutalım. Yok ya biz bu olayı böyle sabaha kadar konuşalım. Değil mi anne kahve yok ya? Sen yapa dur kızım. Sen yapa dur. Nasıl alırdınız kahvelerinizi? Şekersiz. 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 Tatsızlığa devam diyorsunuz. Efendim? Ben mi salağım, bu çocuk mu akıllı? Ben anlamadım. Nurgül Hanım, babayı göremedik. O çok çalışıyor bu aralar. Gelir birazdan. Hay Allah, şimdi baba olmadan da nasıl olur bilemedim yani. Bekleyin. İsteriz baba, iste. Lan bir dur. Nurgül Hanım, nasılsınız? İyi, Hulusi Bey. Siz nasılsınız? İyiyiz, Allah'a şükür. Evet. Sen nasılsın oğlum? İyiyim Hulusi amca, sen? İyi Allah'a şükür. Siz nasılsınız Bilnur Hanım? Nasıl olsun? Peki. Siz nasılsınız? İyi benden olsun. Sağ ol. Sen nasılsın Bilal oğlum? Heyecanlıyım. Ama iyiyim. Çok şükür. Oğlum baştan al. Baban gelene kadar baştan al. Ne? Baştan dön, oyala baştan. Hulusi amcacığım, ne işte meşgulsünüz? Emekliyim ben. Sağ olun. Siz? Ev hanımıyım. Kendi evinizde mi? Ne muhabbet ilerlemiyor. Bunu ben de anlamadım. Açın kapıyı! Baban gel. Nesli, kapıya bak. Baban geldi Nesli. Hadi. Aa, açıldı. Ah, hoş geldin. Çok özür dilerim ben. Yanlış geldim galiba. Bir gideyim. Açın kapıyı! Hayır.
Yok babacığım, doğru geldin. Bir dakika. Bu adam senin baban mı? Evet. Bu adam senin baban mı? Evet. Sizin kocanız bu mu? Olduğu kadar, evet. Nasıl ya? Bizim önümüzü kesen adam bu. Baba. Baba. Necdet. Burada. Ama pes artık. Ben bu adamın kızını istemem. Necdet, bir şey desene, bir yanlış anlaşılma olmuş desene Necdet. Ne yanlış anlaşılması canım? Düpedüz önümüzü kesti. Ve bağa puş dedi. Bak, eğer bağa puş demeseydi, bil ki isterim. Ama bağa puş dedi. Ayıp değil mi Necdet amca? Niye öyle dedin? Bilal. Ayıp değil mi baba? Adam para istemiş. Niye vermedin? Allah seni kahretmesin Necdet. Ya bugün de bile utandırdın ya bizi. Ne diyeyim ben sana? Ya Nurgül. Para istedim ama niye istedim bir sor. Niye? Ben kızına kahveyi alamadı dedirtmem kendime Nurgül. Aldın mı? Almadım. Çünkü bana para vermedi bu puşt. Aha duydunuz. Hepiniz duydunuz. Bana yine puştin. Az evvel aşağıda sadece benle hanım duymuştuk. Şimdi herkes. Ya arkadaş, 72'den beri kimse bana puş demedi ya. Sen bana ne yaşattın? Nasıl bir travma bu ya? Ben gidiyorum. Bu adamın kızını istemem. Sal, ben sana kızımı vermem. Hadi kusura bakma. Çıkın gidin benim evimden. Açın kapıyı. Hadi lütfen. Vallahi ya kendimi. Kusura bakmayın ama. Ama siz kusura bakmayın vallahi. Çocuğum. Sağ ol baba ya. En güzel günümü mahvettiğin için sağ ol ya. Kızım, ah Necdet. Nesli. Nesli. Baba para mı istedin adamdan ya? Bakal artık yazmayayım. Ermenice de kafa mı attın? Böyle vurdum. Sen ne adamsın ya? Sen benim gözlerimin içine bir baksana. Sen bana bak. Bende bu süzmelere kız verecek göz var mı? Kötü ben olurum ama yine vermem. Oha baba. Bilerek mi yaptın? Bilerek yapıyorum. Necde. Nurgül. Çekil bakayım şöyle. Sen bilerek mi yaptın Necde? Ben bilerek. Bilerek mi yaptın Necde? Bilerek. Allah seni kahretmesin Necde. Hiç gelmeseydin Necde. Çık dışarı. Çık, aç kapıyı. Ya huzur Nurgül. Bir kere sordunuz mu bu kız istenirken bana? Ben Şam babası mıyım Nurgül? Nurgül, ben hayatımda iki kere ağladım. Biri Kagawa oyuna girer girmez iki gol attığında. Öbürü Nesli doğduğunda. Nurgül, benim içim yanıyor içim. Kız babasıyım ben, öyle kolay değil. Bu kız okulunu bitirsin. Öyle gelsin istesinler. Bilal'ye biraz beklesin. Açın kapıyı! Açın kapıyı! Faruk, hadi kalk, kime diyorum? Bana mı diyorsun anne? Size diyorum. Açın kapıyı! Sen ne zaman uyandın be? Ne zamandı? Söyleyeceğim, dur söyleme. Erken. Aynen, aklıma gelmiyor ya bunu. Alışık değilsin ya, ondandır. Hadi kalk şu kuyumcudan yüzükleri al da gel. Ben niye alıyorum anne yüzükleri ya? Ben alırım yüzükleri. Sana aldırmam Necdet. Alınıyorum ama Nurgül. Anne babam mı alsa kafası açılır hep. Ay hayır dedim, hayır. Ben alacağım dedim, ben alacağım. Bu evin babası benim Nurgül. Anne babamı kırmasak mı ya? Baksana hevesine. Kursağımızda kalıyor. Necdet. Hı? Bana bak, adamları zar zor ikna ettik. Tamam. Bir olay çıkarmadan al da gel, tamam mı? Yüzükler bende, tamam alıyorum. Ama kuyumcu nerede Nurgül? Ay dur dur. Şimdi. Aa. Konum attı. Yüz metre sonra sağa dönün. Anne. Ya bu banyonun ışığı niye yanmıyor ya? Bilir atman gerekiyor. Ne? Kızım ne bileyim niye yanmıyor? Ampulü patlamıştır. Şş, Faruk git değiştir oğlum. Anne ben niye değiştiriyorum ya? Aydınlanırsın belki diye. Siz var ya, bana böyle laf sokan nadir kadınlardansınız. Hem acaba gitsek buraya biz bir sensör mü taktırsak? Biri sorarsa ne sensörü ne ben söyleyeyim. Ay Allah kahretmesin. Yemin ediyorum var ya, keşke şu çocuğu böyle biz bir yere kaldırsak da ne bunu ulaşsınlar ne de şakalarına. Evet. Hadi şu yatak odasındakini sök, banyo yatak hadi. Anne siz ne olacaksınız?
Kızım biz babanla sırt sırta verdik mi hiçbir şey olmaz. Zaten bir şey oldu da yok. Bu ne hal ya? Ne hal ya? Kızım ben sana kıyafetle tasarruf yapmayacaksın demedim mi? Ne diyorsun ya? Diyorum ki kumaştan kesme, ben gerekirse boğazımdan kısarım. Bu ne hal ya? Bu ne biçim iş ya? Ben bir gün fazla mı çalışayım? Bu ne? Oğlum zaten her gün geç kalıyorsun. Toplasan bir güne de. Mantıklı. Anneciğim sence nasıl olmuş? Kısa. Sen annem misin? Evet, yeri geldiğinde olurum. Geri geldiğinde olursun. Git şampiyonu tak. Ayrıca sen budadan ne anlarsın o kısacık aklınla? Çarvihar mısın bu bir kere? Ne? Bak anlamadım. Şaşırmadım. Kızım bir şey olmaz. Söze uygun olmuş. Bakma sen şuna. He. Şu derken? Ay aynı soruları sorup farklı dillerde küfür ettirme bana Faruk. Anne sen küfür etmeden küfür etmeyi kimden öğrendin Allah aşkına ya? Babandan. Babam nerede? Söz yüzüklerini almaya gitti. Söz mü? Ya siz ne bu abartıyorsunuz bu kadar? Alt tarafa şu kız evden gidecek inşallah Allah'ın izniyle. Ne büyüttünüz ya? Seni de biz büyüttük ama pek bir numaranı göremedik. Ayrıca daha düğüne 2 yıl var. Babam okul bitmeden evlenmeme izin vermiyor. Evlenemeyeceksin yani. Bak kafama vurup tamam, dur ama. Vurma şu kıza. Vurma. Ah babam geldi. Saçmalama, baban olsa kapıyı mı çalar? Ah. Bir yerler gelmiş, yüzüklerim yok. Nasıl ya? Yüzük kuyruğuna geldi kalacak. Konuşma. Tamam aç sen. Adamlar kapıda kalk, gel. Of. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Bilal. Az kalsın açık kapıyı diye bağıracaktım. Bunlar sizin için geçen haftakilerle aynı. Babam dedi ki buzdolabına koyalım, bozulmaz dedi. Siz de bozulmazsanız buyurun. Lan ben öyle bir şey mi dedim? Olsun canım, bizim ağzımızın tadı bozulmasın değil mi? Tekrar hoş geldiniz. İnşallah bu sefer hoş buluruz Nurgül Hanım. Evet, evin beyefendisini göremedik. Biz sokağın köşesinde bizi karşılar diye düşündük ama göremedik kendisini. Evdedir baba. Evde de göremedik. Yüzükleri almaya gitti o. Ne gerek var ya? Biz gelirken getirirdik. Parasını biz vermedik mi? Vermedik baba. Nasıl ya? Parasını biz vermedik mi? Yok. Geçenki tatsızlığı unutturmak için illa ben alacağım yüzükleri dedi. Kocacığım çok düşüncelidir. Kocacığım? Sus lan. Güzel, güzel. 2000 lira, 2000 lira aldım. Bunlar önemli. Madem eşiniz öyle uygun görmüş, verdim gitti. Ne diyorsun baba? Ne diyorum lan? Ben kafam karıştı. Durun bir saniye. Paranın bizden çıktığını duyunca adamın aklı gitti anne. Efendim? Bu çocuk bana laf mı sokuyor ya? Efendim? Kime ne anlatıyoruz arkadaş? Açın kapıyı! Zil bozuldu Allah'ım. Bizde zil böyle çalıyor. Oğlum, Nesli. Çocuk laf sokarken bağa denk getiriyor, görüyor musun? Açın kapıyı! Nesli, baban geldi kızı. Ay hadi şu sözü keselim, bitsin bir an önce. Evet, bitsin baba, bitsin. Lan bir dur, senin yüzünden nerelere geldik zaten. Aa, açıldı, bit. Bim, hoş geldiniz. Hoş bulduk, hoş bulduk. Ben sizi bir yerden çıkartacağım ama nereden? Geçen geldiğimizde evden kovara çıkarmıştınız. Oradan çıkarıyorsunuz. Ay, nereden çıkarıyorsunuz canım bunları? Geçmiş gitmiş. Gel Necdet, gel otur. Buyurun. Gel. Evet. Gel baba, gel. Gel baba. Şimdi Necdet Bey, biz o malum iş için geldik bugün. Hayırdır, hangi iş? Necdet. Nesli'yi istemeye geldik ya Necdet amca. Ha. Benim size verecek kızım yok. Aa! Ya ne diyorsun Necdet amca? Al işte. Benim kızım yok ki. Necdet. Ay nasıl yani? Şaka şaka. Anlamıyorum. Ha şaka. Kızım sen kahveleri yap. Benimki tuzsuz olsun. Tamam. Bak yemin. Bunlar şakaydı. Anlamıyor kafam. Ben var ya bunları bak ailecik çözebilmiş değilim. Ama çözeceğim. Bekle. Siz nasıl alırdınız kahvelerinizi? Şekersiz. 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 Ne oldu Hulusi amca? Laf sokarsın diye refleks oldu Ella. Gördün değil mi? Sokamadı, engelledim. Ay, daha da düğüne 2 yıl var ama olsun. Koca bir aile olacağız inşallah değil mi? Tabii tabii. Kızınız okulu bitirebilirse inşallah. Efendim düğün demişken şimdi bunları da konuşalım. Tabii. Bizim örf ve adetlerimize göre öyle çok fazla kalabalık olmasına gerek yok. Zaten biz sadece takı taktıklarımızı çağıracağız.
Siz de takı taktıklarınızı çağırırsınız. Takı takmadıklarımız zaten takı takmayacakları için gelmediğine göre... ...onlar da bu konuyu çok fazla kafaya takmayacaklar diye düşünüyorum. Değil mi? Öyle değil mi? Yani kısacası işin özü şu, öyle şatafatana en gerek yok yani. Bunuz! Benim bir tanecik kızım var. Şatafatalı olacak her şey. 40 gün 40 gece düğün olacak. O kadar! Tamam canım. O gün bir gelsin, konuşulur onlar. Değil mi? Evet. Zor gibi o günün gelmesi de. Kahveler geldi. Konuya gir baba, gir, gir, gir. Dur! Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah ya. Önce bir kahvemizi bir yudumlayalım, öyle değil mi? Bir ağzımız ne bileyim ıslansın. Evet efendim, şimdi şöyle ki... Bana dokunuyor, ben içmiyorum. Geçen geldiğimizde... Buyurun, evet. Geçen geldiğimizde bazı tatsız olaylar yaşanmıştı. Gönül isterdi ki yaşanmamış olsun ama... ...çocukların hatırına tekrardan geri geldik. Yalnız bu gelgitler çok da fazla masraflı olmaya başladı. Bunu da belirtmek isterim. Ulan o kadar masraf olacak tabii. İşte. Çocukların geleceği için diyorum Burgül. Hadi konuya gir, konuya ya. Bir dur, ne kadar heveslisin ya. Evet efendim, Allah'ın emri peygamberin kavliyle kızınızı oğlumuza istiyoruz. Necdet. Sana soruyor. Ne diyor, dinlemedim. Necdet. Tamam. Verdim. Ha! Ha! Çok şükür. Hadi Necdet, çıkar yüzükleri. Hadi bakalım, hadi. Hangi yüzükleri? Nasıl hangi yüzükleri Necdet? Şaka şaka. Aha! Aha! Yoksa müzikleri almadınız mı? Aldım canım buradan. Ama yok artık ya. Yok canım, aldı. Niye almasın? Aha! Yoksa müzikleri yok mu? Aldım, aldım. Burada. Olabilir baba. Bilal. Olamaz baba. Ne alakası var? Necdet. Hadi çıkar, hadi Necdet. Ne arıyor mu? Yani şimdi bakın, düşünmeyeyim, düşünmeyeyim diyorum ama aklıma da geliyor yani. Acaba diyorum Necdet Bey, yüzükleri bozdurup içki almış olmasın? Hıs! Ben kızının yüzüklerini satıp içki alacak adam mıyım lan? Puş! Aha! Aha duydunuz. Bah yine puş dedi. Geçen geldiğimizde de demişti, yine dedi. Bak 15 gündür bu adamı görmüyorum. 15 gündür kimse bana puş demedi. Ama bu adam bana puş dedi. Hadi Necdet, hadi. Bugün arıyorum, arıyorum. Yok, yüzük yok. Bak, yalan söylüyor, yalan söylüyor. Arıyorum, arıyorum ama yok. Arıyorum, arıyorum, bugün yok ya. Bu ne ya? Kusura bakmayın. Bu ne rezillik ya? Ben bu adamın kızını istemem. Yalancı! Bırakın! Aç kapıyı! Aç kapıyı! Ama ne oluyor? Kestik! Verdik, verdik! Durun! Ulan baba, ne adamsın var ya sen! Bu Nusra amca! Aha! Buldum müzikleri! Geriye gelin! İçeriye girin! Dur! Skecin sonunda kapı kapanıyordu. Ve sen lafını söylüyordun. Ozi kapıyı kapatmadan gitti, affedersiniz yani. Aha! Buldum! Gitmeyin, geri gelin! Çalın kapıyı! Açın kapıyı! Sizi çok özledim Nurgül. Hiç uğraşma Necdet, açmayacağız. Aç kapıyı Nurgül. Size mandalina getirdim. Bize aldık mandalina. Nurgül. Necdet. Ben zaten evdeymişim. Sen evde değilsin Necdet. Hoş, kendinde de değilsin yine ama. Yani çok kötüsün ya. Ay özümde iyiyim aslında kızım ama yanlış tercihler yaptım. Açın kapıyı. Hadi kızım, aç kapıyı. Ay ben anahtarı almadım ki. Aferin sana Nesli. Aferin benim kızım. Bir dur. Ben de almadım anahtar. Kapıda kaldık. Bu senin için şaşırılacak bir şey değil ki Necdet. İlk defa ailece kaldık Nurgül. Muhitime hoş geldiniz. Size mandalina vereyim. Yok sağ ol, alma. Çek, çek şuradan. Faruk! Faruk! Ay kış uykusundadır o şimdi ya. Ay ne zaman değil ki. Faruk! Faruk! Ay duymuyor, çıldıracağım.
Nasıl oluyormuş Nurgül? Bana bak Necdet. Konuşmayı kes, kapıda kalırsın yine. Tamam, tamam, sustum. Faruk! Dur, dur anne, ben deneyeyim. Kız Adriana, gel seni abimle tanıştıracağım. Hello, my name is Faruk. Ne oluyor lan? Bak nasıl yedi. Açın kapıyı! Sizin ne işiniz var sabahın bu saati dışarıda ya? Ne sabahı be? Saat 5 oldu, 5. Ne? Çok geç olmuş, ben biraz yatıyorum. Hadi, iyi geceler. Beni niye uyandırmıyorsunuz ya? 50 kere aramış kız. Hangi kız? Ne kızı ya? Kız mı dedim ben? Hı. Yo. İş yerinden bir arkadaşla buluşacaktım, odur anne ya. Hı. Kızımız yok. Olması normal değil mi? Bak ya, laflara bak ya. Kızım ben bugün bir karar aldım, seninle kediyle köpek olmayacağım. Abiyle kardeş olacağım, nasıl? Ekşitme yüzünü, benim de hoşuma gitmiyor. Kedi bendim değil mi abi? Üf, bana bak, uğraşma abinle. Al şunları dolaba. Anne, bunları koyarken tarihlerine bakayım değil mi? Bak kızım, alırken bakma ama, tamam mı? Koyarken bak. Tamam, hadi. Necdet. Necdet, kalk sen de, hadi. Hadi, kalk. Ha. Günaydın Nurgül. Çok kötü rüyalar gördüm Nurgül. Böyle yolda yürürken gözümün üstüne düştüm. Gözüm açılmayayım. Allah Allah. Korkularınla yüzleşmişsindir Necdet. Açın gözümü! Abi. Bakayım, bakayım. Aç bir aç. Hah, oldu. Anne! Bak o aldığımız yoğurdun tarihi geçmişti, attım. Bak iyi ki bakmışım. Aferin. Necdet nereye? Dışarı. Hah, gözün açıldı ya, git hemen. Gözüm açık gidiyor Nurgül. Gidiyorum. Kapı açılmıyor. Dur Necdet, dur. Sağ yap bakayım. Sağ. Sağ yap. Yapayım. Dön arkanı. Döndüm. Şimdi dümdüz git. Ah, anne düz giderse duvara çarpacak. Merak etme, ben onun eğimini ayarladım. Bana bak, elini yüzünü yıka. Anne. Ha? Bana biraz para fitfitlesene. Yok bende para, git babandan iste. Ya anne, en son babamdan para istediğimde çıkardı bana, mandalina verdi ya. Baba dedim, bu oldu mu dedim. Sen dedi, işini dedi, biliyorsun dedi. Böyle arka eline cebine attı, portakal verdi. Uğraşamam. Keşke biraz sen de uğraşsan da şu adamdan artık para istemesen. Ne? Seni çöpe atacağız ama poşet 25 kuruş. Dalga mı geçiyorsun sen benimle? Estağfurullah, ben sadece şarkı söylüyorum. Bak kızım, benim dizimde menisküs var. Babam gibi dizimi dövemiyorum. Bu durumda ne kalıyor geriye? Yani bak, şuna bir şey söyle. Piç. Aa. Ne? Hiç. Sağ ol anne ya. Ne demek oğlum, her zaman. Sana bak, Allah Allah, Allah Allah ya. Açın kapıyı. İlk defa doğru yerde kurdum bu cümleyi Necdet. Kapıya bakın. Sana diyor kızım, duymuyor musun? Duydum ama belki sana da demiştir diye sıra bekliyorum. Deniyor değil de zorluyor gibisin, ha? Ya bak, sakın dokunma elini jölesine bana. Hadi açsana kızım kapıyı. Henüz telekineziyle açamıyorum. Ya varınca aç ya. Açacağım. Buyurun. Merhaba. Faruk'a bakmıştım da ben. Mümkün değil. Ne oldu kız? Dışarıda çok güzel bir kız abimi sordu. Aa, mümkün değil. İyice bakmış olamaz. Dedim dedim, merak etme. Dur, merak ettim. Bir de ben bakayım. Buyur kızım, kime bakmıştın? Faruk'a bakmıştım. Doğru. Bu olamaz. Ne olamaz? Dışarıda çok güzel bir kız seni sordu ama inanmadık tabii. Ne? Bak bu da inanmadı. Kesin isim benzerliği. Ya bir durun ya. Ah, Faruk sonunda ya. Bana bak, resmen abime bakmış. Kim bu hanım kız oğlu? Şey anne, hanım kızımız. Anketör galiba. Aa, Melek ben efendim. O belli canım da. Bizim şeytanla ne işin var? O zaman Nesli, benim telefonu getir, hadi biz çıkalım ya. Aa, dur canım. Nereye? Daha yeni geldi kız. Faruk'u aramıştım da ben. Cevap vermeyince eve gelip bir bakayım dedim. Yoksa biz dışarıda buluşacaktık yani. Hmm, bekletti değil mi seni? Karışmasana sen. Canım kardeşim. Canım mı? Anne, abim aşık olmuş. Dur. Vallahi bir çay içmeden bırakmam. Gel kızım. Anne ya. Sus be. Gel kızım sen. Gel. Çekil gel, gel. Gel, gel. O zaman ama çok kalamam. Annem hava kararmadan evde ol dedi. Ha. Abimleyken de her yer karanlık geliyor mu sana? Ya benim bu kardeşimin böyle şakaları vardır. Biz hatırlar hatırlar gireriz. Bir yer hatırlat, ben buna gideyim. Şirin şey. Ay işte, beni şirin bulmaz ama. Tamam Nesli, git bir çay koy sen. Ay yok yok, hiç zahmet etmeyin. Annem hava kararmadan çok çay içme dedi. Tamam. Ayıp olmuyor mu canım kardeşim? Ne ayıp oluyor? Ben öyle bir şey görmedim.
Ama bir su alırım ben. Ay heyecandan dili damağı kuru tabii. Dur kız getireyim. Kız. Kızım siz nasıl tanıştınız Faruk'la? Anne ben sana sonra mı anlatsam? Şimdi Melek'i hiç yormayalım biz. Yok hiç yorulmam Faruk. Faruk'un dükkanında tanıştık efendim biz. Dükkanı mı Faruk? Yok mu bizim ayakkabı dükkanı anne? Yok. Yok mu? Var. Da yok. Ben çok gitmiyorum biliyorsun. Ha, tabii. Patron olunca tabii. Bütün gün evde yatıyor tabii. Değil mi? Al kız. Çok tatlısınız. Faruk çok bahsediyor sizden. Necdet amca okulda mı? Okul mu? Fizik öğretmeni ya babam. Ne? Bak bu aykırı işte. Anlamadım. Ben anlatacağım hepsini Melek sonra sana ya. Açın kapıyı! Biri geldi herhalde. Yok kızım evde o biri. Nesli git banyonun kapısını aç baban çıksın. Bu Nesli'nin götüğü sandalye görmesin. Hadi. Aa baban evde mi? Evet. Babam evde. Fizik kurallarına göre raporlu bugün. Ha, babam. Tamam. Ya hadi biz gidelim Melek ya. Ayıp olacak Faruk ya. Hiç ayıp olacak bir şey yok. Oo, misafirimiz kim? Abimin kız arkadaşı baba. Hı. Ha ya. Mümkün değil. Baba. Şaka lan şaka. Merhaba hocam. Melek ben. Benim de okulda en sevdiğim ders fizikti. Ne yapayım? Evde anladım. İş konuşmayı çok sevmiyor da. Evet. Hangi okuldasınız siz? Bana mı diyorsun? Sana diyor, sana diyor. Valla benim ilkokul terk. O kadar. Şaka. Bir ay yapıyor. Hadi biz gidelim Melek o zaman. Yok, ben bunu önce bir içeri götüreyim. Kız dur, ben bırakırım Allah aşkına. Yok, hiç zahmet etmeyin. Gerçekten hemen gelirim. Ne tarafta mutfak? İçeride, sağda. Kız ben buna bayıldım ya. Kibarlığı tuttu. Sen utanmıyor musun Gül gibi kıza yalan söylemeye? Gül gibi olmasa ben niye yalan söyleyeyim kıza? Bugün bu kız niye bana hocam diyor? Ya bu seni kıza fizik öğretmeni diye tanıtmış ya Allah. Hayır bir de patronum demiş. Ne patronu? Ne deseydim patronum demeseydi ne? Faruk? Melek? Ya yatsıya kadar idare edemediniz. Bravo size ya. Sen bana yalan mı söyledin? Ben gerçekten sana her... Sus Faruk! Siz öğretmen değil misiniz yani? Yo. Faruk ne iş yapıyor peki? Ayakkabıcı da tezgahtar. Hı. Faruk çalışıyor mu? Ben anladım anlayacağımı. Bravo güzel ailem ya. Yok mu başka kirli çamaşırım? Onu da dökelim ortaya. İnanmıyorum sana Faruk ya. Bir de aileni mi suçluyorsun? Ya işi geçtim, her şeyi geçtim. İnsan ailesiyle alakalı neden yalan söyler ki? Allah bilir bir de senin kaç yalanına inandım ben ya. Resmen salak yerine koydun beni Faruk. Sen evlatlık mısın? Yo. Bu da yalan. Bir daha sakın ya Melek. Ya sen beni kıza evlatlık diye mi anlattın? Bir sus ya. Bir sus. Ne yapıyorsunuz siz? Ben bu kızı nasıl seviyorum siz biliyor musunuz? Anne, baba. Asıl sen sus. Hem bizden utanıyorsun. Hem de üstüne mi çıkmaya çalışıyorsun? Puşt! Ne deseydin baba? Benim babam sabah evden bir çıkar, bütün gece gelmez mi deseydin? Gelse de annem onu çoğu zaman eve almaz. Ben babamı doğru düzgün görmeden büyüdüm mü deseydin? Ya biraz önce öz babam bana puşt dedi. Ben bunu mu söyleseydim baba kıza? Nurgül! Ben bu çocuklar için akşamlara kadar çalışmıyor muyum ha? Ben geceleri taksiye çıkmıyor muyum Nurgül? Sen her gece taksiyle eve geliyorsun Necdet. O gece çalışana denir. Gece eve taksiyle dönene değil. Çarpıtma sen de. Konuştuğunuz şeye bak ya. Deniz suyu gibisin baba. Ne içiliyorsun, ne vazgeçiliyorsun ya. Ya beni seviyor mu sevmiyor mu ben onu bile bilmiyorum ya. Faruk. Oğlum. Ben seni niye sevmeyeyim lan? Faruk, ben seni yalansız dolansız seviyorum oğlum. Bak, o Melek var ya o Melek. Oğlum, o da seni yalansız dolansız sevsin lan. Oğlum, aşkınızı yalansız dolansız yaşayın lan. Öyle mi diyorsun baba? Faruk aşkım. Melek... Açın kapıyı! Ben seni
seni olduğun gibi sevmek istiyorum Faruk. Ben söylediğim her yalan için özür dilerim be Melek. Ceryan yaptı. Kapatın kapıyı. Kapıyı açtım. Ama yanlış kapıyı açtım. Bu kapı o kapı değil. Aha benim kapı. Açın kapıyı. Nesli, bir yastık getir kızım bana hadi Nesli. Ya tamam hayatım, senin gelmene gerek yok. Biz bakıyoruz zaten anneme. Geldim ben. Açın kapıyı. Faruk, bir su getir oğlum hadi bana. Ya yok Meleğim, biz her şeyi hallediyoruz. Bakıyoruz ya anneme, sıkıntı yok. Nesli, bir ateşime bak kızım. Ya Allah, abim burada salak salak konuşturma beni, gerizekalı. Faruk, bir bak sen bak ateşime oğlum hadi. Üstünde ne var? Tamam kızım, üşümezsin işte, ne güzel. Ulan piç kuruları. Bana mı dedin? Sen sus, sana demedi. Pardon. Bir de sevgililerinize hava atıyorsunuz ya, annemize bakıyoruz diye. Ben sabahtan beri bir yastık istiyorum, bir su istiyorum, getirmediniz. Kalk yürü. Ateş düşürücü istiyorum ya, bir saattir. Hayatım, annem biraz fenalaştı. Yok canım, senin selamınla ne alakası var ya? Yok tamam, ben şimdi fenalaştı ya, ben ona bakıp geliyorum hemen benim. Tamam, hadi bay bay, öpüyorum. Anneciğim, sen yatar mısın? Ben sana bakarım ya. Değil mi? Sabıkam da yok. Az yatar çıkarım. Ne yapayım? Seni öldüreyim mi? Senden başlayayım mı? Öldürmeye. Ateş düşürücü yok. Kalmamış. Kalmamış ne? O peynir mi ya o? Sen bulamamışsındır. Olmayan bir şeyi nasıl bulayım gerizekalı? Bir de sen git ara bakayım olmayan anne, bir şeyi. Anne bak, sabah sabah bu beni harbiden çıldırtacak. Aa yeter. Kavga etmeyin başımda. Bakın şurası müsait. Burası da müsait. Nesli, kapıyı aç. Babanı unuttum. Açın kapıyı. Aha. Açıldı. Hoş geldin baba. Hoş bulduk kızım. Ne var ne yok? Ateş düşürücü yok baba, bulamıyoruz. Nasıl? Vallahi yok baba ya. Anne baktım da. Al işte bak nasıl günahımı aldı. Dur. Sonra bak ya. Ne oluyor? Ay iyi tamam, içmeyeceğim tamam. Ya ayrıca en son sen kullanmadın mı? Evet ben kullandım, ne oldu? Sabah öğle akşam içersen kalmaz tabii. Ya kızım üstünde öğle kullanın yazıyordu. Allah'ım ya, öğle yazınca sabah akşam içmene gerek yok. Bana mı diyorsun? Ben içmedim, bugün hiç içmiyorum. Hoş geldin babacığım. Ulan sabahtan beri soru sorup duruyorum, şimdi mi fark ettin? Babacığım ya, annem hasta olmuş. Niye? Baktım bayağıdır boş değilim. Bu boş zamanı buldum. Dedim bulmuşken hasta oluyor. Güzel şika. Anneciğim, ben Samet'e mesaj attım. Arabayla geliyorlar, biz alacağız ilaçlarını. Bir dakika. Faruk da değil mi bunun adı? Ben giderim eczaneye. Benim karım o. Saçmalama Necdet. Kapalı eczaneler. Nöbetçi arayacak çocuklar. Nerede nöbet tutuyor bu eczaneler? Saçmalama diyorum. Kapalı. Sen nasıl gideceksin? Ben onlara derim, açın kapıyı derim, onlar açar. Sen niye heveslendin ki durduk yere? Ben nikah memuru ne dedi Nurgül, hatırla. Ne dedi? Şey dedi, gelini öpebilirsin dedi. Dur ben seni bir öpeyim. Ay git saçmalama, git öpme. Öpme istemiyorum. Dur hatırladım. Şey dedi, hastalıkta sağlıkta dedi. Bak da onu doğru dedin. Tam da o cümledeki durumdayız. İyi hadi git. Bakalım doğru adamla mı evlenmişim? Güzel annem, ben mesaj attım. Geliyor Samet vallahi. E oğlum sen de ileride karını al. Ne yapayım, heveslendi şimdi. Dikkatli git bak aman. Tamam. Çabuk git, oyalanma. Tamam ben şimdi hemen bir çırpıya gider gelirim Nurgül. Hepsini ben halledeceğim Nurgül. İyi tamam. Rahat ol sen. Biliyor musun sen eczane nerede? Nerede eczane? Bilmiyorsun tabii. Onu öğrenirsem giderim. Zeytinburnu eteklerinde baba, nöbetçi ya. Saçmalama. Babacığım, önce böyle kapalı olana gideceksin, açık olan orada yazıyor. Hepsinde yazıyor. Saçmalama, baban daha kendi yazısını okuyamıyor. Onu mu okuyacak? Hastayken de çok güzel laf sokuyorsun ha Nurgül. Al babacığım, reçetede yazıyor. Bu hangi şarkı bu? Nihamet makamı. Peçete değil o Necdet, reçete. Okunmuyor. Ay eczacı okuyacak, sen değil, hadi git. Ha, tamam, ben okurum. Ben o zaman ne soktum, onu bak. Açın kapıyı. Bak kız kapıya. Samet mi gelmiş? Daha gelmemiş, aşağıda herhalde. O zaman kesin o geldi. Vay, dayı hoş geldin. Hoş bulduk. Ne yapayım? Nurgül teyze, geçmiş olsun. Selamünaleyküm. Sağ ol oğlum, gel. Samet abi, o çanta ne?
Oğlum ben sana arabayı kaçırdım, evden mi kaç dedim? Bu ne lan? Oğlum şimdi eve geri dönersen babam almaz beni. Mecbur burada kalacağım artık bu gece. Oğlum sen niye babanın arabasını kaçırıyorsun? İsteyince vermiyor. Mantıklı. Ben olsam ben de vermem. Neyse hadi gidelim, ben kullanırım arabayı. Babacığım senin ehliyetin var mı? Aldılar ama çevirirlerse geri isteriz. Ne yapacaksın yolda? Hadi gidelim, yollar da boştur zaten hadi. Necdet amca yollar boştur da sen dolusun ya. Tehlikeli olabilir, ben sürerim. Yok yok, ben sürerim. Hadi gidelim. Samet abi, sen yolları görebiliyor musun? Kızım benim sadece boyum kısa, kör değilim. Nesli, Samet abinin şey çantasını odaya bırak da sana maruz kalmasın. Kanka, ben sana attım eczanenin şeyini, konumunu. Bir bak, oraya 2 kilometre diyor, yakın zaten. Ya oğlum benim, ama benim benzinliğe uğramam lazım ya. Lan oğlum orada terse kaldı, niye gelirken almadın? Oğlum araba çaldım, para çalmadım ki. Ha bir de para çalsaydın babandan. Şu cüzdandan 50 lira ver. Bende de 100 lira var. Ama sahte. 4 yıl önce bir tane taksici verdi bana parayı. O gün bugündür onu arıyorum. O bana iteledi, ben başkasına iteleyemedim. Ver şu parayı bana Necdet. Aa, buldum, buldum. Ver şunu. Necdet amca o normal taksi değildir ya, korsan taksidir o. İçindeki sarıydı. Babacığım aracın sarı olması lazım ya. Allah seni kahretsin. Mantıklı. Samet abi, çantanı koydum abimin odasına. Böyle yatağını falan da hazırladım. Ama biraz ev dağınık, annem hasta ya, kusura bakmasın artık. Vallahi evdeki bütün işi benim yaptığımı hatırlatman iyi oldu. Sağ ol. Hadi siz de gidin artık hadi. Hadi. Dikkatli gidin bak. Tamam tamam, zaten yollar tenhadır. Ya ben çevreye değil sana güvenmiyorum Necdet. Hadi. Hadi. Necdet amca seni taşıyayım diyeceğim ama mümkün değil. Elimden tut. Hadi. Araba nerede? Aşağıda park ettim. Açın komutanı! Öldürecek bu adam beni. Anne ağzından yel alsın Allah aşkına ya. Merak etmeyin, bana bir şey olmaz. Ha, sizi bırakmak kulağa hoş gelmiyor değil. Yok. Ama ne yaparsınız bensiz? Ya değil mi annem? Sana çorba yapayım mı ben? Deneyim mi diyecektin herhalde? Öldü. Kötü şaka yapma Faruk, zaten üşüyorum. Allah. Kapı çalıyor, aç kapıyı. Yani yapabildiğin bir şu var, onu da bana yaptırıyorsun ya, helal olsun. Kızım bir şey unuttular herhalde, aç. Dışarı doğru mu açılıyormuş lan bu? Ha şimdi görürsün sen. Nerede o eşşoğlu eşek? Kim Nazım amca? Oğlum bana ayak bacak yapmayın. Nerede lan o? Nerede o Samet? Vallahi burada değil Nazım amca. Oğlum bana ayak bacak bacak yapmayın lan. Ya, nerede oğlum o? Tamam tamam. Şey yapmayın Nazım Bey, buradaydı Samet. Hı. Ama şey, ilaç almaya gittiler Necdet'le. Hı. Ne? Hı. Necdet'le mi? Allah'ım oğlumu kötü yollara düşürecek o ne? Kötü yollara düşürecek oğlumu. Lan! Oğlum ben size her seferinde sokaklarda toplamak zorunda mıyım lan? Nazım amca ben evdeyim vallahi ya. Çocuk ilaç almaya gitti, yanlış mıyım anne? Evet, ne var canım? Kötü bir şey yapmıyor ki, çocuk iyi bir şey yapıyor. Evet. Nurgül Hanım, Nurgül Hanım! Sizin o kocanızı da, bu serseri oğlunuzu da ben gayet iyi tanıyorum. Alo Samet, bize araba lazım. Alo Samet, para kopar bu bandan. Lan kendi insan babası, kendi babasından para çalar mı lan? Benim oğlum çalıyor, niye? Aha bunların yüzünden. Yok öyle. Oğlum ara şunu çabuk, neredeyse gelsin o arabanın takip şeysini de kopartmış, atmış o. Faruk, ne? Faruk koş. Faruk. Dur, kapı çaldı lan. Faruk. Oğlum sorma ya. Ay! Baba. Ya baba. Neredesin lan? Neredesin sen? Abi çok şerefsiz. Ben kapatayım, ben kapatayım. Neredesin lan sen? Yok baba, hiçbir yerde değilim. Bana bak, gel buraya. Nereye? Gel buraya. Yasin Bey, dur, dur. Bana bak, o alkolü gelip sana bir şey mi içirdi? Yok, yok baba ya. Oh de lan. Babam nerede ya? Holosko artı bir miktar para de bak. Holosko artı bir miktar para. Ne saçma şey baba, içmedim ya. Ya Samet babam nerede? Ha ya ben süreyim mi dedi. Tamam dedim. Bendik beni almadan gitti ya. Ne? Peşinden koştum ama yetişemedim. Allah'ım. Allah'ım beyaz güvercinim gidiyor. Gidiyor. O arabanın takip şeysini apartmanın olsaydım bulurdum onu şimdi. Ah Necdet, kesin ailem yapmaya gitti. Böyle tansiyonum çıktı. Anne ne olur kendine ya, gel ya. Ne var alt üst iyilik yaptık ya. Yapma lan iyilik. Bana sormadan hiçbir şey yapma. Ya tamam Nazım amca ben arayayım babamı gelsin bir dur ya. Bana çabuk Necdet'e geçiyorum. Açın kapıyı. Aha. Kim bilir kime vurdu, polis geldi.
Ya babam ne? Hey babam. He baban mı? Sumit, sizin araba var ya, canavar canavar. Böyle böyle gidiyor. Çok... Nerede lan benim arabam? Nerede? Şunların önünün ağzımda gelmiş. Necdet, sen bu çocuğu niye götürmedin yanında? Görmedim ki. Ama ilaçları aldım. Çok pahalıya mal oldum Nurgül. Nerede lan arabam? Anahtar nerede? Arabanın üstünde. Arabanın üstünde mi? Niye? Ben böyle eczaneye gittim. Açın eczane dedim, açmadılar. Ben de arabayla girdim. Ne? Baba sen arabayla eczaneye mi girdin? He, arabayla eczaneye girdim. Şaka yapıyorum dedi, gideyim hadi. Hadi ne oldu? Şaka değil. Şaka ne lan? Tamam, neyse şeyi biz karşılarız. Allah belanızı versin ya. Arabam yanıyor. Yanıyor araba. Keşke arabası olsaydın babamın ya. Ya oğlum boş boş konuşma, gel bakalım ya. Ya nereye bakacağız? Görmüyor musun adamın halini? Allah kahretmesin. Kapıyı kapat, sonra mal diyorlar kanka. Yani hasta hasta şu uğraştırdığın şeye bak. Ya Nurgül. Yürü, yürü. Gel bir anesine. Siz de mi gidiyorsunuz Nurgül? Sus. Nurgül, ilaçları aldım ben. Açın ilacı. Açın kapıyı. Lan abi vallahi ihtiyacın kadarını çalacaktım. Açın kapıyı. Nasıl yani? Açın kapıyı, açın. Nasıl yapıyorum? Bana da öğret. Abi açılmıyor bu. Desene yine kapıda kaldık. Abi hadi kalk artık, saat kaç oldu ya? Abi bu ev değil. Dolu evimi soydurmaya çalışıyorsun bana ya. Sana ne olan ev benim? Nesli? Baba? Açın kapıyı kızım. Size karpuz getirdim. Bunun haline bitmiş. Açma kapıyı Nesli, açma. Bari bayram günü aç Nurgül. Sana misafirleri kapıda karşılamak yakışır Necdet. Hı? Ya ben annemi özlüyorum baba ya. Ay anne ya. Yok yok, aynı laftan. Ne yaptın Nesli? Sana çektim baba. Ben babamı özlüyorum anne ya. Allah Allah, sanki babanızı göstermiyorum. Çok özlüyorsan git kapının deliğinden bak, yürü. Açma ama, tamam ya. Kim geliyor? Hulusi amcalar geliyor ya baba. Hulusi kim? Sen hiç adama ismiyle hitap etmedin ki Hulusi deyince hatırlayasın Necdet. Geç şöyle geç. Dünürlerimiz Necdet, bildin mi? Bak bayram günü, bayram günü küslük olmaz dedik, çağırdık adamları. Bak yine olay çıkarma. Söz veriyorum. Necdet! Tamam tamam, şikayettim. Nesli, ocağın altını kapat, yanmasın dolma. Böyle diyeceğini düşünüp ben bir saat önceden kapattım anne. Pişmedi yani gerizekalı. Geç aç, hadi altını aç. Sarmağı mı sardınız? Ben de sardım baba. Aferin. Aradaki farkı hemen anlarsın. Hadi git, şey yap, pişince de balkona koy, soğusun. Böyle diyeceğini tahmin edip ben bir saat öncesinden balkona da koydum anne. Git o pişmemiş dolmaları balkondan al, ocağa koy. Yoksa ne yapacağımı tahmin ediyorsundur Nesli. Evet ediyorum. Zekalı. Faruk! Lan burada o kadar ses yapıyoruz. İnsan bir uyanır ya. Sana da iyi bayramlar anneciğim. Oğlum, bu yaşlarda biraz uyanık olman lazım. Anneciğim, uyanır uyanmaz üstüme çalışıyorsunuz ya. Ne yapalım, ne desek üstüne yakışıyor. Anne, şeker kalmamış ya. Ay nasıl kalmamış, daha dün aldım. Biri komaya girdi. Yedin değil mi hepsini?
Ya dün gece canım çekti, yedim. Ne olmuş ya? Allah Allah, bayramdan bayrama yiyorum zaten şekeri. Tamam, dur. Necdet! Hı? Şeker al da gel. Onlar alsın gelirken, ben niye alıyorum? Necdet! Vallahi bir sonraki bayrama kadar almam seni eve ha. Tamam, tamam. Şaka yaptım. Gelirken su da alayım da bana vereyim. Hadi. Hadi kalk, sen de giy bayramlıklarını. Hadi kalk. Bayramlık ne anne ya, zıbınlık gibi? Çocuk muyum ben? He, sen bir kilo şeker yiyince çocuk olmuyorsun. Bayramlık giyince mi çocuk oluyorsun? Bak kızım, bayram namazından geldim. Abdestliyim, benim canımı sıkma, tamam mı? Allah Allah. Ne yaparsın? Bayramlık ağzını mı açarsın? Ben bunu harbiden anne bir şey... Anne, bir şey soracağım ya. Biz bu acaba doğduğunda üç kere kulağına lüzumsuz mu dedik? He, lüzumsuz dediler. He, dedi. Bayağı lüzumsuz. Tabii sus, bırak. Benim canımı sıkma. Daha başlamayın yine. Sus. Dua et bak. Anne, et duayı göreceğim. Et. Et. Neyi unuttun? E burada yok. Apartmandan çıkamamıştır. Otomatiğe bas. Çaldı. Oy, anneciğim. Melek beni aradı. Dedi ki bayramını kutluyormuş senin. Bugün bayram gelemeyecekmiş, haber verdi. Aa, nasıl ya? Onun seninle olduğu gün, her gün ona bayram değil mi? Oğlum bak, aynı şeyi söyleyip duruyorsun. Olduğun yerde sayıyorsun. Bunun farkında mısın? Ben evlenecek yaşa geldim bir kere. Yaşa be Nesli. Ne mutluyuz vallahi, sorma. Öyleyiz değil mi? Ne oldu? Ay başlamayın. Tamam, Melek kızım aradı beni. Hı. Bayramın son günü gelecekmiş. Aha. Eskiden baban kurbanı bayramın dördüncü gününde alırdı. Bir sonraki bayramın birinci günü de satardı. Şimdi adama şeker hatırlatıyoruz. E çalışmıyor. Bir dakika, bir dakika. Açın kapıyı! Ya hayır ya, ben babam gibi biriyle evlenmek istemiyorum. Bu zaten numunelik. Babam gibi değil. Babamı bulsam dua et sen. Ya ben duyacağım şimdi seni. Bırak şunu. Sen git üstünü giy. Dur. Üstünü giy. Pantolonu da çek. Aç sen de kapıyı. Hoş geldiniz. İyi bayramlar. İyi bayramlar. Hoş bulduk. İyi bayramlar. Hoş geldiniz Hulusi Bey. Hoş geldiniz. Sağ ol. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ya, niye zahmet ettiniz? Yok yok. Bunlar sizin için değil. Babamın yemediği tatlıları buraya koyuyoruz. Bize gelenlere ikram ediyoruz. Lan ben öyle mi yapıyorum ya? Efendim, bende şeker hastalığı var da her zaman yiyemiyorum. E insanın canı da istiyor. Bir tanesini yiyorum, iki tanesini yedekliyorum yani. Tabii, güzel. Cimriliğe ne güzel isim bulmuşsunuz ya siz. Hulusi Bey'in alışkanlığı işte. Her bayram yapar bunu. Ne yapalım? Vallahi. Ne dedin, duyamadım? Cimriliğinize diyorum. Ne güzel bahane bulmuşsunuz. Bak gördün mü? Anlamamazlıktan geldim. Laf sokamadı bana. Bir nevi savuşturdum yani. Laf sokmamıştır baba. Lan? Sokmuştur baba. Bu çocuğun en çok bu oyunu seviyorum Hulusi amca. Oğlum sen gerizekalı mısın lan? He? Sen ne siktirip bana laf sokuyor ya? Tamam canım. Biz de tatlıyı hep bayramdan bayrama yiyoruz yani, şeker tatlı. Efendim biz bu Ramazan inanır mısınız 30 gün boyunca et yedik. Hem de öyle tavuk falan değil yani. Bildiğin antrikot. İmsaktan iftara kadar da açın halinden anladık. Velhasıl bayram güzel şey. Tabii tabii, güzel. Güzel. Siz de kırmadınız, geldiniz. Ay. Çok sağ olun. Ne yapalım? Çocukların geleceği söz konusu. Değil mi? Tabii. Nasıl, rahat geldiniz mi? Evet, evet. Bedava diye arabayı bıraktık, metrobüsten geldik. Lan! Alakası yok. Bizim araba çok geniş, biliyor musunuz? Yollara sığmıyor. Evet. O yüzden bıraktık, metrobüsten geldik yani. Bayramda bedava ya anne, bunlar uçmuş. Ne? Yapışıyor Hulusi amca. Canımsın. Allah'ım yarabbim ya. Bu çocuğu ben anlamıyorum ya. Evet. Kesin laf unuttuk. Kesin. Beni kokuyor musun? Evet. Ben unutmuş olabilirim. Evet. Şey oradan. Hadi bakalım. Hayır, daha var oraya. Necdet Bey yok muydu? Kimine laf anlatıyorsun? Nurgül Hanım. Giriyorum. Eyvallah. Necdet Bey yok yine. Aman sen de. Ne zaman biz buraya geldiğimizde Necdet Bey evde oldu ki? Bak, bu sefer laf soktum, cevap veremediler. Gördün değil mi? Efendim? Kime ne anlatıyorsunuz?
Şey, gelir birazdan. Markete gitti o. Açın kapıyı! Necdet Bey, sezonu açmış illam. Hoş geldin baba. Hoş bulduk kızım. İyi bayramlar efendim. İyi bayramlar. Şuraya bir sarılın. Lan! Kırpuzdan sarılın. Kızım tamam, sakin. Öpeyim mi? Bunları boş ver. Sakin ol. Babacığım, bu ne? Şeker. Bayram şekeri alacaktın ya babam. Hı, bunları da yolda gelirken topladım. Al. Bayram şeker. Tamam. Güzel şeker. Ben şuradan bir tane alayım. Bir tane alayım şuradan. Şuradan bir tane alayım da şey olmasın ya. Nurgül, bir tane ediyor. Altışar, altışar alayım. Üçer üçer değil mi o ya? Hı. İkisini yedekliyormuş. Hı. Ne yapıyor? Bilmiyorum ikisini. Hem şeker de ucuz çıktı ha. Vallahi dişlerime yapıştı. Bir çay neyin olsa da içsek. Ay vallahi hararetimiz olur ha. Tamam gel Nesli biz demlenmiştir. Şey yapalım. Ne oldu baba? Ha! Necdet amca. Hı. İyi bayramlar. İyi olur. Sağ ol. Anlamıyorum. Efendim, biz de... Yeter lan! Necdet Bey, bizde bayramda adettir. Çocuklara harçlık verilir. Hulusi amca, bu çocuk mu ya? Evet, çocuk. Benim çocuğum. Hı. Değil mi? Evet, onun çocuğum. Tamam, Faruk. Ulan son 10 liraydı, o da gitti. Baba, aldım. Versen onu bana, sen onu şey yapamazsın onu. Ben alayım onu. Faruk, devreye gir. Hulusi amcacığım, elinizi öpeyim. Ha, yoksa. Vallahi öpeyim. Hulusi amca, vallahi ver öpeyim ya. Vallahi. Ne olur ver öpeyim. Yok, vallahi. Yok. Allah'ın adını vermeyeceğim. Ellerim kirli. Ya Hulusi amca, senin elimin kiri ben olurum. Mersi bu da. Dur bir dakika, dur bir dakika. Aklıma geldi. Ha bakalım. Nakit istiyorum Hulusi amca. Nakit yok üzerimde. Daha 10 lira aldın ya Hulusi amcacığım. Kim? Sen. Yok canım. Vallahi aldım. Aldım değil mi lan? Aldım. Yok yok. Al. Al. Şeker de var değil mi? Zararlı çıktı. Buyur abi. Babacığım. Aferin Faruk. Şundan da şeker aldım baba. İki tane de. Bayram vesilesiyle geldik. Çocukların düğün meselesini konuşalım bari. Evet, evet. Konuşalım. Lan ne düğünü be? Daha söz yapmadık. Dur canım, olur onlar. Müsait bir zamanda yapılır söz. Değil mi? Biz bayram bitsin, çocuğa da düşünüyoruz abisine. İki düğün arası bayram olmaz. Ama konuşalım düğün meselesini. Ay, o zaman ben tatlı getireyim, tatlıyım, tatlı konuşalım hadi. İki tane getir Hulusi amcana. Çok komik. Hadi gülelim. Allah. Evet, yeri gelmişken bu düğün meselesinde konuşalım. Evet. Efendim, bizim örf ve adetlerimize göre sözü, nişanı, kınayı, düğünü, balayını erkek tarafı yapmaz. Evet, bunlar hep kız tarafının görevleri. Erkek tarafı ne yapar? Efendim, erkek tarafı halay çeker. Evet, o da şöyle. Bir kız tarafından çeker, bir erkek tarafından çeker. Daha sonra bu iki grubun en iyi halay çekenleri halay All Star'da yarışır. Zor olmaz mı bu Hulusi Bey? Zor tabii. Yani biz de erkek tarafı olarak halaya çalışacağız. Öyle değil mi? Evet. Ulan onu mu diyor? Her şeyi biz yaparsak siz ne yapacaksınız? Hem ben biricik kızıma vereceğim, hem de ben yapacağım her şeyi. Olur mu lan? Vallahi bizde adetler böyle. Çok doğru söylediniz. Yani bir nevi tabu. Ama yıkamıyoruz yani. Ne yapacaksın? Adet yani. Benim kayınpeder hala düğün masraflarını ödüyor. Ama değdi mi? Değdi. Nurgül, bunu ödüverin. Ben de yardım ederim. Durun canım, dinliyoruz. Eşyaları ne yaparız? Bir Nur Hanım, evi. O kolay. Bizim şimdi çocuğun bekar evinden kalma çamaşır makinesi, buzdolabı var. O kolay. Heh, tatlılar da geldi. Oğlum kutuyu çıkart. Kutuyu çıkart. Şunlar şuraya, şey yap, şöyle. Evet. Bülü, ne yapıyor bu? İkisini yedekliyor dedim ya. He!
Yeter ulan! İstifçiyi puşt! Aha! Aha! Duydunuz! Duydunuz, bağ yine puşt. Ağzımda tatlı var, ağzımın tadı kaçtı. Ya bak, bana kimse hiçbir bayramda, hiçbir kimse bana pışt demedi. Ama bu adam yine dedi. Ya ben bu küfrü hak edecek ne yaptım ya? Lan daha ne yapacağım lan? Cimriyi pışt. Aha! Ne yapıyorsunuz? Aha, duydunuz? Bana yine pışt dedi. Yürüyün gidiyoruz buradan. Hayır, yeter! Kimse bu evden kavgalı çıkmayacak. Hem de bayram günü. Ya ne yapıyorsunuz ya? Bayramda küslük olmaz dedik, bir araya geldik. Yapmayın, gözünüzü seveyim. Ama Nurgül Hanım, duydunuz. Yok efendim, ben bir şey duymadım. O demedi, ben de duymadım. Hadi Necdet, özür dile sen de. Hadi öpün barışın. Özür dilesin. Öpüşün barışın. Ben bunu öpmem Nurgül. Hadi. Ya, ben de çok meraklıyım seni öpmeye. İşte ya hadi, hadi lütfen, lütfen. Çocuklar hadi, için. Hadi neyse, öp. Öp. Nasıl? Hadi, hadi, hadi Necdet. Öpeceğim. Hadi, yaparsın. Özür dilerim. Alkol kokuyor bu ya. Alkol kokuyor bu. Nefesini tut. Puşt. Aha! Aha! Evet, duydunuz. Ne oldu? Yok, bu sefer duymadınız. Kulağıma fısıldadı. Buradan kulağıma fısıldadı. Buradan bütün tinirim diken diken oldu. Bu adam yine bana puşt dedi. Yürüyün gidiyor. Yazıklar olsun. Ulan Necdet, ne yaptın sen? Tamam tamam, ben şimdi düzeltiyorum. Şunlarla tatlıya bağlayacağım. Çabuk çabuk, çabuk git peşlerinden çabuk. Hüseyin! Hüseyin! Bunları da al lan! İstifçi puşt! Önümüzdeki bayramda yaktın beki! Aha, kapıya daha kaldık. Nurgül, açın kapıyı! Ne deseydim Allah aşkına ya? Ben önceden demişim, Mincan abi demişim. Özel bir misafirim geliyor demişim. Orada ben seni bırakıp müşteriyle mi ilgilenseydim? İlgilenseydin kavga etmezdin Faruk. Ya adam üstüme yürüdü kızım, ne yapsaydım? Kafa atmaktan başka bir yöntem bulabilirdin Farukcuğum. Kızım adam üstüme yürüyünce adamla burun buruna geldim. Böyle oldum. Öpecek sandım. Korktum, vurdum. Ya sen kovulduğunun farkında mısın aşkım? Şu kelimeyi acaba kullanmasam mı evde? Annem duyacak, bir şey olacak. Üf ya tamam, hadi gel gel. Yüzünü yıkayalım, elini falan yıkayalım. Biraz da sarılır mıyız? Salaksın. Ha? Ya utanmasın beni, hadi. Lan, Faruk işten kovulmuş. Faruk çalışıyor muydu be? Lan sen eve gel, ben sana göstereceğim Faruk. Nurgül! Nurgül, açın kapıyı! Bağırma Necdet, sesin dışarı geliyor. Senin de sesin çok yakından geliyor Nurgül. Kapının yalıtımı eskimiş. Bağıra bağıra kapı aşındıran tek insansın Necdet. Al beni içeri Nurgül. Dur dur, alacağım ben seni, dur. Hoş geldin Necdet. Kapı açıldı. Vallahi Nurgül, insanın evisine girebilmesi gibisin tabii, tabii. Yok. Gel, gel. Değil mi? Tabii. Hadi görüşürüz. Sen nereye? Benim biraz dışarıda işim var, sen bekle olur mu? Hadi. Tamam. Ha, bana bak. Ben gelene kadar bir yere ayrılma. Ben nasıl bir yere ayrılacağım Nurgül? Kapıyı açamıyorum ki. Doğru ya, benimki de laf. Hadi. Hadi erken gel, Nurgül erken gel. Tamam. 10 dakika yalnız bıraktık, yine içmiş. Tamam canım, buraya kadar gelmene gerek yoktu. Geldik işte. Olmaz. Eve girdiğini görmeden rahat etmem ben. Hem belki bir çay içerim. Baba. Lan, siz evde miydiniz? Öpeyim Nezat amca. Lan sen odadan mı çıktın lan? Babası puşt. Ay. Babacığım, ne odası? Evin önündeyiz ya. Evin önü mü? Biz evin önüne ne ara geldik ya? Evin önü babacığım, evin önü. Evin önü? Heh. Biz dışarıda mıyız? Evet. Ben dışarıya gireyim derken içeri çıkmışım. Ya da çok kaldı kapıda. Girmeyelim mi içeri? Girelim. Dur. Hadi. Dur!
O benim malım. Bekle. Açın kapıyı! Ne var Necdet? Nurgül, sen beni eve almamışsın. Ben dışarıda kaldım. Çocuklar geldi. Hadi aç kapıyı. Aa, gelmişler. O ne? Hoş geldiniz çocuklar. Hoş bulduk. Tam tahmin ettiğim gibi elinizde boş gelmişsiniz. Hoş bulduk Nurgül. Sen nereye Necdet? İçeri. Giremezsin. Niye? Mum bitmiş Necdet. Mum al da gel. Hı? Niye? Elektrikler gidecekmiş gündüz gibi. Hı. Ben mum alayım da geleyim. Romantik olur. Hı. Gündüz romantik. Gündüz vakti ne romantik değil de. Zaten bunun bana en son romantik bir şey yaptığında biz tüp kuyruğuna giriyorduk. Ya siz burada oturun, ben çıkıyorum. Mutfaktayım. Nesli, baş başa kaldık. Anne, romantik deyince aklıma hemen sen geldin. Öyle durumlarda aklına beni getir Kıvırcık. Daha romantik olur. Vurup durma şu çocuğa. Ya bak aşkım, başka kavga istemiyorum lütfen. Evet. Ne kavgası ya? Sen niye bu saatte evdesin? Abin müşteriyle kavga etti. Sonra da Mincan Bey'in boğazına sarıldı. Sen kovuldun mu? Evet. Niye şaşırıyorsun ki Nesli? Ben işe girdiğinde şaşırmıştım. Sana. Lan Kıvırcık, ben sana bizim evin 5 kilometre yakınına yaklaşmayacaksın demedim mi? Demedin. Demedin demeden önce dedim. He? Böyle kalırsın, anladın mı? Aklını ya, alacağım ya bunu. Ya tamam alırsın. Annemin haberi var mı peki? Söylemezsen olmayacak. Tamam, o söyleyeceğim. E kendim anlatacağım kızım, tamam mı ya? Bir şey söyleyeyim mi? Söyleyeyim mi? Söyleyeyim mi? Aa Faruk, senin ne işin var evde bu saatte? Hoş geldin Melek kızım. Hoş bulduk Nurgül teyzeciğim. Ha? Şey anneciğim. Ne anneciğim? Mincan... Ne oldu Mincan'a? Bey'le konuştuk ne biz. Ne olmuş? Nurgül teyze, çayın var mı? Var çocuğum, dur getireyim. Anne bana da bir çay getirir misin? Teşekkür etmeyecek misin? O niye? Seni kurtardım az önce. Sayemde yalan bahanesi üretebileceksin. Bir teşekkür hak ettim değil mi Nesli? Haklısın canım ama abim çocukluğundan beri teşekkür etmeyi bilmez. Faruk, bak olduğu gibi anlatacaksın her şeyi, tamam mı? Söz verdin bana, yalan söylemek yok artık. Tamam hayatım ya, tamam. Neyse anlatacağım. Karışmasın bunlar, ben kendim anlatacağım ne anlatacağım. İnşallah. Bu arada siz Nesli'nin sözlüsüsünüz herhalde. He, sözlüsü daha yazılı bir şey yok ortada. Ya. Ben daha çok Faruk'un eniştesi demeyi seviyorum. Lan! Ya Faruk dur! Öf! Bana oynuyor. Tanıştığıma çok memnun oldum. Ben de Melek. Ben de. Alayım ben anneciğim onları. Birazdan duyacaklarından sonra böyle ortalık yangın yerine dönmesin. Ne oluyor size? Ya anne abarttığı kadar bir şey yok. Büyütüyor kendi kendine ya. Ne oluyor, ne oluyor? Söyle bakayım. Açın kapıyı! Babam geldi, onu söyleyecektim. Çok... Necdet, sen de çabuk gittin geldi. Yan koşarak, slalom yaparak gittim geldim Nurgül. Hadi al beni eve. Ay bir dur, şurada ciddi bir şey konuşuyoruz. Hı, Faruk'un işten kovulduğunu mu? Aa, ay bu. Adam seni dışarıdan sattı. Babam nereden biliyor bunu? Faruk, sen işten mi kovuldun? Ya anne, anlatacaktım vallahi ben sana. Ne demek, ne zaman anlatacaktı? Nurgül teyze. Faruk müşteriye kafa attı, sonra da Mincan Bey'in boğazına sarıldı. Aferin kız doğrucu güzel. Davut. Sus ya. Yani baban nereden biliyor? Ben onu anlamadım ki. Ben de anlamadım. Ben evin içindeydim ya, oradan duydum hep. Bunlar evin içine girdi, orada o konuştu. Sonra odaya gittiler Nurgül. Çabuk ara Mincan'ı. Ara, özür dile çabuk. Ya anne, ben özür dileyecek bir şey yapmadım ki. Ne özür dileyeceğim ya? Özür dilemeyi bilmediğin için mi söylüyorsun bu kelimeyi Faruk? Nurgül teyze, Nurgül teyze. Teşekkür etmeyi de bilmiyor kendisi. Ben bunu harbiden bak şimdi. Necdet amca, çay içer misin? Ver, içerim. Ulan girsem, aha giriyorum vallahi. Hayır, hayır. Giriyorum demesem giriyordum ya. Yarın ilk iş arıyorsun Mincan'ı. Özür diliyorsun, ikinci işinde işe girmek olsun. Anne, ben iki işi aynı anda nasıl yapayım ya? Allah Allah. Ya yapmam ben öyle bir şey. Ben özür dileyecek bir şey yapmadım ya. Bu çay koyu olmuş. Açın çayı. Ay iç açılırsın Necdet. Ya oğlum, adamın boğazını sıkmak ne? Ha? Adam bizim akrabamız. Zaten rica minnet aldı seni işe. Ben ne diyeceğim şimdi Mincan'a? Ya ne bir şey demeyeceksin ya. Ben gideceğim başka bir iş bulacağım. İş mi yok ya Türkiye'de, Allah Allah. Sana o kadar çok var ki. Bir sus ya. Açın kapıyı. Mincan puştuğu geldi. Aşk olsun Necdet abi. Yine eve giriş sınavlarını kazanamamışsın. Vazgeçtim. Açmayın kapıyı. Gel Mincan, gel. Hoş geldin. Gel. Gel Necdet'im. Bir giremedim ya.
Olanları duydun değil mi Nurgül abla? Şey, duydum İncan. Sen bunun kusuruna bakma. Yapmış bir eşeklik. Nasıl bakmayayım ya? Herkesin içinde boğazıma sarıldı. Zaten boğazıma kadar borç içindeyim. Bir de bu boğazıma sarılınca bir nefes alamadım 10 saniye falan. He, başta dalmışlığım var. Nefesimi tutarım, 10 saniye bana koymaz. Ama her şeyin bir şeyi var ya. Ben mağaza müdürüm, İncan Gümüş'üm ya. Bir yerlere gelmişim. Bakın şimdi buraya geldim. Kravatımı düğümledi, çözemedim hala. Ne yapacağım ben bu kravatı böyle? He? Ben bunları hak edecek, ne yaptım? İncan abi, ben Ankara güvercini miyim abi? Ha? Ben de müdür yardımcısının yardımcısı değil miyim abi? Müdür yardımcısının yardımcısı ne lan? 2 kişi çalışıyoruz zaten. Abi senin yaptığın ayıp değil mi orada beni geçiyorsun, rencide ediyorsun sevgilimin yanında, müşterinin yanında? O zaman okuyacaktın Faruk Efendi. Yiğitlik, serserilik yapmayacaktın. Benim oğluma kimse it diyemez. Ay Necdet bir dur sen de. Kapıma kadar geldi artık Nurgül. Ay tamam Necdet dur. Şey Mincan yapmayın hadi öyle konuşma sen de. Özür dilesin barışın hadi halamın torunu. Hadi. Yo ben buraya özür duymaya ve bu özürleri kabul etmeye gelmedim. Ben oğlunuzun benden aldığı avansı geri almaya geldim. Ne avansı bu Faruk? Avans maaşlardan önce alınıyor. Maaş yatmadan önce. Ama sonra maaştan düşüyorlar Nurgül teyze. Ne düşmesi ya? Ne düşmesi? 5.000 lira avans aldı bu benden. Hiç düşürmüyor ki. Ha bu ay, ha önümüzdeki ay, sana bir ay, bana bir ay gelmedi benim para 11 ay. Derken 1 sene oldu bak bu ayı da sayarsak. Yalnız Mincan abi senin yaptığın yakışıyor mu lan sana? Dur sakin ol, eniştesini gülüyor. Ses aman aferin. Lan yazık değil mi? Sen burada geçiyorsun. Annemin, kız kardeşimin, sözlümün yanında bana artistik yapıyorsun. Nesli, abim beni saymadı. Beni de saymadı. Ya bir durun. 5.000 liralık senin dükkanda çalışsın o zaman Faruk ha? Anne borç karşılığı beni ver adama. Nurgül, aç kapıyı. Bir Mincan'a bakıp çıkacağım. Mincan aç kapıyı hadi. Ben açamam. Tamam, lan. Çekil ben açarım dur. Tut şunu. Ya tamam olay çıkarma bak güzel güzel konuşuyoruz. Lan Mincan pus dur. Benim gözümün içine bak lan. Ben onu nasıl denk getireceğim ya? Ya gözümün içine bak dedim ulan. He bakıyorum Necdet abi bakıyorum. Mincan ne olmuş yani çocuk senden para aldıysa? Ha? Sen bu dükkanı açarken ben sana borç para vermedim be. Aa. Sen de ona say. Hadi git. Çok fenasın Necdet abi. Çok fenasın sen ya. Bak hiç unutmuyor ya. Hiç unutmuyor. İnsan yaptığı iyiliği unutmalıymış. Eğer unutursa böyle yukarılarda, yükseklerde bir yerlere gelebilirmiş. Aynen Mincan abi. Hazır annem kapıyı ardına kadar açmışken yaptığın iyiliğe karşılık elimizden bir kötülük çıkmadan sen git istersen. Hadi. O zaman ben sonra uğrarım. Hadi. Necdet abi sen de uğra ya. Hiç dükkana uğramıyorsun. Uğrayayım. Bekliyorum. Faruk sen de yarın gel de bakalım bakalım senin iş ne olacak. Hadi ben kaçtım o zaman. Hadi yürü zaten. Size bir şey diyeyim mi? Beni kimse tutmadığı için ben kendimi tuttum burada. Elimden bir kaza çıkmasın diye çok uğraştım. Ben bunu var ya. Tamam tamam tamam. Necdet. Sen niye söylemedin Mincan'a yardım ettiğini? Ağız büküyor adama burada 2 saattir. Nurgül. Biz yaptığı iyilikleri söyleyecek insanlar mıyız ya? Hı? Değiliz. Ha, mumu ver mumu. Mumu? Mum aldın ya. Ya mum aldım. Ve? Nerede? Ha. Tek seferde buldun ha. Babam. Hı. Kapı gibi adamsın ha. Yo aslan babam benim. Yıkılmaz anlamında. Ha. Çocuklar. Anneniz nereye gitti? Gelir ya. Hadi kutlama zamanı. Neyi? Aa kimin doğum günü? Abi. Ben vallahi seninkini telefona kaydettim. Senin de değil. E kimin o zaman ya? Ay kimsenin doğum günü değil. Babalar günü. Aa, evet. Ne? Babalar günü. Bana pasta mı yaptın Nurgül? Yaptım tabii. Neyle uğraşıyorum ben sabahtan beri? Babalar günü kutlu olsun. Evimizin babası. Nurgül. Tamam. Sizin de babanıza aldığınız hediyeler tamam, yatak odasında. Tamam. Onları alın gelin hadi. Hediye. Hadi. Unutmamışsınız. Bana hediye de mi aldınız Nurgül? Aldık aldık. Nurgül. Benim babam 7 yaşındayken öldü. Ben ona hiç hediye alamadım biliyor musun? Hadi verin hediyeleri hadi. Buyur babacığım babalar günün kutlu olsun. Öpeyim. Al babacığım. Al Necdet amca. Lan sen de mi oldun? Evet. Hayır. Yürüyün, gidiyoruz. Aa, nereye ya?
ediyoruz.